Ve haberlerin ardından dönelim stüdyo. Program başında da söylediğim gibi bugün siber saldırıları konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda bilişim strateji uzmanı Sayın Levent Karadağ. Bugün Ekopolitik'te. Sayın Karadağ hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi ve güvenli yayınlar diyelim. İyi ve güvenli yayınlar. Şimdi galiba bu çok önemli hale geldi. Fakat bugünlerde biz bunu çok konuşuyoruz. Aslında sizler işin uzmanları olarak bunu çok fazla dile getiriyor. Kendi aranızda tartışıyorsunuz önlemleri. Fakat bizim bugünlerde vatandaş olarak çok fazla gündemimize geldi. Fakat hani bir laf vardır ya, amiyane de olsa teşbihte hata olmazmış. Hani ağzı olan konuşuyor durumuna geldi. Buradan bir başlayalım mı? Yani bu siber saldırı tam olarak yaşanan ne? Siber saldırı ne? Nedir, ne değildir? Bize bunu bir özetleyebilir misiniz? Şimdi 14 Kasım'da Paris saldırısının arkasından anonim istedi ki IŞİD'i, DAEŞ'i destekleyen ülkelere saldırı yapacağız dedi. Ve burada da Türkiye'yi hedef gösterdi. 14 Kasım diyorum yani 14 Kasım'da anonim isteğinden bir dünyaca örgütlü bir grup ve çeşitli ülkelere genellikle özgürlüklerin kısıtlanması gibi, barış, çevre gibi konularda, genellikle bu konularda saldırı yapıyor. Saldırı yaptığı da aslında böyle maddi kazanç değil, trafiği engelliyor. Yani bir siteniz varsa oraya girişe çok yoğun kullanıcı gönderiyor, onu engellemiş oluyor. Felç etmiyor da uyarı niteliğinde. Ama işlemi yapamıyorsunuz. Hı. Bazen o duruma da geliyor. Yani internetle işlemi atıyorum işte hastaneye. Geçmişte mesela SGK'ya şey oldu. Ay sonu şeylerini yapacaksın. Hastaneye saldırdı diyelim. Randevu alamıyorsunuz. Randevu almakta da kalmıyor. Gidiyorsunuz orada hasta kaydını yapamıyor. Çünkü kayıt alacak, barkod basacak. Hı. Mesela geçen benim aynı şekilde başıma geldi. Geçen hafta, evvelki hafta, salı günü hastaneye gittim. Dedim, şu solunum testine gönderdi. Dedi ki kayıt yapamıyoruz. Kaydınız olmadığı için alamıyoruz. Giriş yapamıyoruz dedi. Barko olmasa yapamıyoruz. Gittim. Ya dünden beri arıza var dedi sistemde. 15 Aralık'ta gitmişim. Biz vatandaş olarak daha çok bu sistem arızalı ama lafını diyoruz. Sistem arızalı diyor. Sistemde bakım yapıyorlar. İki gündür giremiyoruz falan. Bunu dedim siber saldırı olduğunu bilmiyor. Yok bilmiyoruz dedi. Bize bakım arzı. Bir baktım o kadar da kuyruk var ki. Herkes şeyde kuyrukta bekliyorlar. Yüzlerce kişi. Kuyrukta bekliyorsunuz ama zaten tüp kuyruğu gibi ama tüp yok. Tüp yok. Gelirse. Gelirse. Orada niye beklediğinde sistem arızalı. Ne zaman gelecek? Ya, oradaki kişi de bunu bilmediği için, bilinçlenmediği için. Ya genellikle bu durumlarda diyor bir saate geliyor. Ama bu durumlar hangi durumlar yani? Ama bu durumun bir saldırı olduğunu bilmiyor. Bu durumun sadece sistemden kaynaklanan, bakımdan kaynaklanan, gerçekten de öyle olur. Yıllardır yani, 86 yılından beri bilişimle uğraşıyorum. Yani bir 30 yılımı vermişim bu profesyonel hukuk sektöre. Zaman zaman olur bu hatalar. Onu bilmiyor. Ne oldu ondan sonra? Dediler ki yapacak bir şey yok. İnsanları da şey yapmak istiyorlar. Yani kalabalık bir grup var. Hastane, acil gelen var, gelen var. Zaten hastane kuyrukları devlet hastanesi. O zaman dediler, biz tutanakla hasta alalım. Yani aslında buna bir geçiştirme. Tutanakla hasta alsan ne olur? Ben sana kaydı gönderdim doktora. Hani benim gibi. Hı. Doktor da beni git dedi, şurada bir test, solunum testi yaptır. O diyor ki ben giremiyorum ki. Yapayım. Giremiyorum. Yani aslında orada da bir geçiştirme. Orada bekleyecekler. Yani biz farkında olmadan hayatımızın her alanını etkiliyor bu. Tabii. Öyle anlaşılıyor. Tabii. Yani etkili vatandaşı nasıl etkilendiğine bakacak olursak. Ertesi günü neyse sonuçta ağır aksak da olsa işlem çözüldü. Çünkü yavaş, tam hızını tam kesmiyordu ama işte saatte 10 kişi randevu alacaksa, hasta muayene alacaksa bir kişi. Sonra eczaneye geldim. İlaç alacağım. Eczane dedi ki abi dedi birkaç tane de olmadı. Ya sen bir daha dene dedim yani. Çünkü bu bir siber saldırı. En azından zaman zaman internet şey olabilir. Dün de böyle problem vardı diyor. Nedir problem, ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum ki diyor vallahi diyor. Dünden beri problem var sistemden. Yani kimse ne olduğunu bilmiyor. Bir problem var ama bu problem ne olacak, ne olacak bilmiyor. Bu arada çok ürkütücü bir şey anlatıyorsunuz. Yani biz sistemde arızaya ne kadar alışmışız? Gayet doğal davranıyoruz. Yani sistemde arıza var kolay. Bilgisayarcılar arıza var diyor. Sonra tabii
Postaneye gittim. Postanede kuyruklar var. Ne oldu? Şimdi E-Devlet şifresi alacak. E-Devlet'le ilgili, çünkü sonuçta senin, ben kaydımın maaşını alacak kişi oradaki siteden bakacak. Hı hı. Göremiyor. Sistemde arıza var. Bu daha sonra bankaları saldırdığında da post cihazlarında oldu. Kredi gidiyor, kredi kartıyla alışveriş yapacak. Kredi kartı çekmiyor. Yanınızda para yok, yemek yemişsiniz, ödemişsiniz. Kapıda da yazıyor kredi kartıyla. Ne yapacaksınız? Çekmiyor. Bulaşık da yok, o kadar bulaşığı da yıkayacağınız bir bulaşık da yok. Yani ama o da bilmiyor. Ya bankaların sisteminde arıza var diyor. Yani bu şekilde, bu nasıl oluyor? İşte 14 Kasım'da Paris'te bunu şey yapınca, 24 Kasım'da uçak krizi oldu. 14 Aralık'ta Türkiye'ye bir saldırı düzenledi. Aslında bu saldırı değil, bir çeşit trafik yönlendirme. Yani bir şeritlik bir yola 20 şeritlik araba geliyor. Bunu İstanbul trafiğinde çok yaşıyoruz. Felç ediyor yani. İstanbul trafiğinde çok açık. Geçen gidiyorum ben TEM'de. Baktım haritaya, açık. Her taraf açık. Ya yaklaştım. Tıkalı. Meğersem bir şeritte benden 10 dakika evvel bir araç kaza yapmış. Bir araç kaza yaptığı için 10 dakika evvel kaza yapan bir araçın, düşünsenize, şeritte tıkalı değil yani. Şerit küçük bir tıkalı, bir dakikalık tıkalı. Ama yetiyor. Ama ne yaptı? Yetti. Yani yarım saat engel oldu. Siber saldırılarda bu tarz mı yapılıyor? Siber saldırılarda bu tarz. Yani siber saldırı dediğimiz bu atak. DDoS dediğimiz bu atak şekli. Hı. Trafik yönlendirme atak yönü. Bu şekilde yapılıyor. Bu nasıl yapılıyor? Tabii. Burada aslında köleleştirilmiş bilgisayarlar kullanılıyor. Yani sizin Çetin Bey, sizin bilgisayarınıza köleleştiriliyor bu şekilde. Nasıl köleleştiriliyor? Nasıl köleleştiriliyor? Şimdi virüs var, bir de casus programlar dediğimiz bir sürü şeyler var. Hı hı. Mesela bir mail geldi, e-posta geldi. Çok önemli bir e-posta geldi, korkutuyor. Mesela bu çok yaygınlaştı. Ve posta diyor ki, işte sizin kargonuz var. Şurada adresinizi güncellemediğiniz için kargonuz size teslim edilemiyor. Her teslim edildiği iki gün içerisinde almasanız kargonuz bilmem nereye gönderilecek. Telaş içindesiniz çünkü hep bir yerlerden kargo bekliyorsunuz. Bir yerde, değil mi? Veya devlet kurumundan, bir PTT'den geliyorsa, eğer kargonuzu almadığınız sürece her gün işte 15 lira bir para ödeyeceksiniz gibi örnek veriyorum. Bu sefer siz korkuyla hemen açıyorsunuz onu. Açtığınız anda sizin bilgisayarınız 5 dakika içinde o şeye bulaşmış oluyor, bilgisayarınıza. O program yerleşiyor, bekliyor. Bunun daha tehlikelisi de var. Daha tehlikelisi de şu, sizin bilgisayarınıza yerleşiyor bazı uygulamalarda. Anında bilgilerinizi şifreliyor. Orada fotoğraflarınız var, muhasebe bilgileriniz var. Ne tip bilgileriniz varsa artık onlara ulaşamıyorsunuz. Orada bir doküman bırakıyor. Bilgileriniz şifrelenmiştir. Kilitliyor. Kilitlenmiştir. Şu hesaba, genellikle yurt dışı offshore hesaplar oluyor. Şu kadar para gönderirseniz 24 saat içerisinde vereceğiz. Aksi takdirde veremeyeceğiz. Böyle Türkiye'de 20 bin tane dolandırıcılık var. Ve tabii, 5 binden 10 bine kadar. Yani şu Beyoğlu'ndaki bir restorandan beni aradılar mesela. Veya üniversitenin bir bölümünden aradılar. Veya bir hastaneden aradılar. O kişilerin haberi de yok. Veya kişiler öyle bir not bırakılmış. Hı. Ha, bu diğer taraf. Diğer şey, köleleştirmiş anlayışı. Şimdi Türkiye şöyle bir istatistiğe göre 2014 yılında 500 milyon saldırı gerçekleşmiş. Türkiye hem saldıran ülke arasında ilk onda yer alıyor, hem de saldırılan ülke arasında yer alıyor. Şimdi diyecek ki izleyenlerimiz, ya biz ne kadar güçlüymüş ki dünyaya saldırılan 10 ülke arasındayız. Aslında bilgi güvenliği farkındalığı olmadığı için, yani bilgisayarımızı korumak için sadece sağdan soldan aldığımız virüs programı veya cep telefonlarının çoğunluğunda hiçbir virüs programı kullanmıyor, birçok kişi bunun farkında değil. Hepsini bu bilgisayarların köleleştirildiği, virüs programına karşı, virüs nedir? Sistemdeki bir şeyleri bozabilir. Antivirüs programı alıyoruz. Ama antijasus programlar birçoğunda yok. Veya antivirüs diyor, internet güvenli uygulama şeklinde dönmüyor. Bu arasında ne fark var? Ya bir şey yok diyor, sen al diyor.
Ya o da farkında değil. Dolayısıyla aslında bizim Türkiye'deki bilgisayarların köleleştirildiği için yurt dışına biz farkında olmadan saldırı oluyor. Yani pardon, biz güvensiz cihazlar kullandığımız için bu kadar teveccüh görüyoruz. Cihazlarımızı güvenli kullanmadığımız için. Biz o yüzden Türkiye Bilişim Derneği olarak siber güvenleri kullanıcı. Ya ben bilgisayarımı güvenli nasıl kullanabilirim? Ona bakmam lazım. Bu çok tehlikeli. Çok şey konuşulduğu için saldırılar, bunun üzerine biraz durmak istiyorum. Sokaktaki vatandaş açısından. Çünkü sokaktaki vatandaş gerçekten neyin ne işte olduğunu bilemiyor. Bilmiyor. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Mesela evvelsi gelen bir Facebook'ta video geliyor. Bu daha önce de bir partinin lideri bilmem nerede linç edildi diye. Parti lideri bakıyorsunuz gerçekten yurt dışına çıkmış. Hı hı. Ama iki saat sonra bu linç edildi diyor. Şimdi çoğu zaman da bu linç edildi diye gruba şey geliyor arkadaşınızdan. Eğer siz bir grup yetkilisiniz, gruba bir mesaj geliyor ki bunu onaylayın, yayınlayacağız. Hı hı. Çetin Bey, ben tanıyorum, programına çıkmışım. Böyle bu şeyleri de bilen birisi. Bunun sahte haber göndereceğini düşünmüyorum. Hemen ben onu kabul ediyorum. Kabul ettiğim anda benim cep telefonum anında köleleştirilmiş durumu oluyor. Ve bağlı bulunduğum bütün Facebook gruplarına mesaj gidiyor. Hatta mesela hiç orada bir uygulama geliyor. Hatta müzik indiriyoruz. Müzik indiren programların hepsinde, çoğunluğunda bunlar var. İşte internet sitesinde Google yazacağınıza göre Google'e yazıyoruz. Yani K'yla yan yana yanlışlıkla elimiz yazar gibi. Yanlışlıkla. Yani kazara elimiz oraya değiyor çünkü hızlı yazarken. Hele cep telefonlarında o kadar küçük ki yazacağınız nokta şey, mutlaka yanlış yazıyorsunuz. O yani siz o siteye, virüslü siteye girdiğiniz anda bile sizin bilgisayarınıza virüs bulaşıyor. Virüs bulaşıyor veya köleleştiriyor, casus programı oluyor veya işte bilgileriniz çalınabiliyor. Daha sonraki siber saldırılar bu köleleştirilen bilgisayarların üzerinden mi yapılıyor? Tabii köleleştirilmiş bir de yine biraz daha zararını açmak istiyorum. Lütfen. Biz zararı da mesela kameralar. Yurt dışında çok ciddi kalınır. Bebek odası kameraları. Şimdi bebek odası kameraları anne haliyle bebeğini izlemek istiyor. Hı hı. Ama bu kamera aslında herkese açık. Yani bunu kontrol etmek olabilir. Bizim bilgi güvenliği arkadaşlar telefonların şeylerine sürekli bant yapıştırırlar. Kapalı olsa bile izleyebilir gibi bir şekilde. Bu kameralarla ele geçiriyorlar. Hatta anne geliyor, bugün açık bırakıyor bilgisayarı. Bilgisayar açık ve kamerayı açık bırakıyor. Kamerayı kapatmazsınız zaten. Yani ben doğru, bilgisayarımı kapat, bir zorlanmadım. Şey, o videoları kaydediyorlar. Bak, bebek odasında anne geliyor, camda çocuğunu emziriyor. Hı hı. O videoları kaydediyorlar. Bunu kaydeden aslında buradan birisi değil. Dünyanın bir ucundan, Çin'den olabilir, otomatik programlar kaydediyor. Sonra otomatik programlar bunu zaten bakıyor ki, biraz daha müstehcene yönelik resimler var. Videoları bir dakikalık halinde şeyde paylaşıyor. Sosyal medyada. Hı hı. Paylaşınca eğer o bölgenin, o ülkenin tanınan biraz tıkalıyorsa, şey alıyorsa, bu sefer biraz daha bir aşama daha, bir bölüm daha paylaşıyor ve video izliyor. Şimdi akıllı cihazlar gelmeye başladı internette. Şu an mesela internetten ben evde doğalgazımı kontrol ediyorum. Hı hı. İnternetten ediyorum. Dolayısıyla bunun şeyi de bu güvenli mi değil mi? İşte güvenliğini almadığınız takdirde riskli. Açar sizin şeyinizi, termostatınızı ayarlar, yükseğe çıkartır. Veya fırınınızı. Hatta ben akıllı evlere siber korsanlar saldırırsa ne olur dedim. Şimdi perdeler diyorlar, televizyonlar diyorlar, kameralar diyorlar. Ben kamerayla tanıyor. Girer kamerayla kişiyi değiştirir. Apartmanlar hiç parmak izi alıyor. Yanından bahsediyorsunuz. Tabii apartmanlar parmak izi alıyor. Bu parmak izleri Avrupa'da silaha basılmış. Ya bu bilgisayara kaydediliyor. Bilgisayara kaydediliyor. Onu da kimin alacağı belli değil. Kimin alacağı belli değil. Şimdi gelelim tekrar konuya. Biraz bilgi güvenliği açısından ne kadar bir tehlikeli olabileceğini, hayatımızda ne kadar içinde olduğunun kanıtı. Tabii. Bu anlattıklarımız. Şimdi çünkü şöyle bir örnek veriyoruz biz burada. Ya ben sokaktaki, diyorlar ki işte şuradan insanlar geldi. Bunlar yan kesicilik yapıyor, dolandırıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Aşağı yukarı onu biliyorsunuz nasıl bir dolandırıcılık yapacağını. Çünkü birkaç tane vaka görmüşsünüz yani. Hı hı.
Veya polise diyorsunuz aman, veya polis uyarı yapıyor. Aman bu aralar böyle bir şey, bir dolandırıcılık şeyi var, dikkat edin. Siber dolandırıcılığı bilmiyorsunuz ki. 4 milyon milyar insan var, bilmem kaç yüz tane ülke var. O ülkede o gün nasıl bir dolandırıcılık metoduyla gelmiş belli değil ki. Yani adam hiç yurt dışına çıkmamış, pasaportu yok. Brezilya'da banka soygununa karşılaşmış diye. Yurt dışına çıkarken sen banka soygununa karşılaşmışsın. Var mı böyle örnekler? Tabii var böyle örnekler. Çok böyle örnekler yani. Çok ilginç. Yine mesela çok güzel bir kız resmi geliyor, bayan resmi geliyor. Bakmak için hemen açtığında gidiyor. Köleleşiyor bir insan. Köleleşiyor. Şimdi yani ben bir şekilde bilgisayarın, yani Türkiye'deki atak yapılan ilk 10 arasında yer aldığı için ben şunu, varsa birçok kişi de bunu söyleyebiliyorlar. Bilgisayarların %99.99'u köleleştirilmiş halinde. Bir şekilde bulaşmışlar. Aslında ben yani saldırıyorum. Şimdi burada ne oldu? Bunların bir komuta merkezi var, orada uyuyor. Bir program gönderiyorlar. Bu işte ulusal kanala gidecek. Şimdi Çetin Bey evdesiniz. Siz ulusal kanalın web sitesine giriyorsunuz. Veya izleyicilerimiz sizin web sitenize giriyorlar. Şimdi bu da aynen öyle bir kullanıcı gibi. Anlayamıyorsunuz yani. Yani gerçekten Çetin Bey mi şu an giriş yapıyor? Gerçek mi değil mi kullanıcı bilemiyorsunuz. Anlayamıyorsunuz yani. Gerçekten Çetin Bey mi giriş yapıyor? Yoksa başkası mı giriş yapıyor web sitesine? Onu bilemiyorsunuz. Onu bilemediğiniz için de hemen önlem alamıyorsunuz bu ataklarda. Bu saldırı yönteminde. Bant genişliğine trafik gönderme. Şimdi burada da bir anda en kolay da şeye hedef aldılar. DNS dediğimiz alan adları sistemi. Yani bir alan adı .com.tr.com diye gider, ulusal kanal .com.tr. TR uzantılı olan dedi ki alan adlarına saldırdılar. Ya bu zamana kadar yani çok bu düzenli bir saldırı. Böyle bir dağıtık saldırı değil yani. Mutlaka bir komuta edilmiş düzenli bir saldırı bu yani. Sistemi, amacı, her şeyi belli. Evet. Nereden komuta edildiğini. Bunu işte bu ayrı bir konu, nasıl anlaşılır kısmında girebiliriz. Bu şekilde şey olunca bir anda 260 bin adresten milyonlarca kişi bu sitelere girmeye çalıştılar. Burada şunu yapıldı. Hemen bunların yurt dışına kapitali kapatıldı. Yani aslında şöyle bir şey. Ben işte şeye gitmeye çalışıyorum. İşte Beyoğlu'na gelmeye çalışıyorum. Burada aslında sınırlarımızdan da insanlar geliyor. Uçakla, havayla vesaire falan. Çok yoğun olunca buradan da insanlar hücum ediyor. Ama ben şeyi kapatayım dedim. Gümrükleri, sınırları kapatayım. Ama onu kapadım ama Türkiye'deki bilgisayarların da %99'u köle. Köle. Yani bu şöyle bir şey oldu. 14 Aralık'ta saldırılınca kapatıldı. Kapatılınca ne oldu? Benim yurt dışından birisi Türkiye'deki internet sitesinden siparişini görmek, oradan bir ürün almak, o siteden bilgi almak veya havalimanı şirketinden o anda bir randevu almak veya uçak bileti almak. Yani TR olan şeyler tamamen kapatıldı, hiç giremiyor. Türkiye için ne oldu? Kapatınca bu sefer Türkiye'deki köleleştirilmiş bilgisayarlardan da saldırıca Türkiye'de de aksaklıklara yol açmaya başladı. Yani ne oldu? Tek şeritlik yola 20 şeritlik araba gelince duraksamalar oldu. Benim eczanede 15 dakika beklemem gibi vazgeçmeyip. Çünkü biliyorum ki saldırı zaman zaman atak duracaktır ama bir insanlar arıza olduğu için kaçacaklardır. Yani hiç olmazsa 15-20 gündür internetle ilgili yaşadığımız sıkıntının temel nedeni bu mu? Temel nedeni bu. Trafiğin arttırılmış olması. Trafiğin arttırılınca ben hazır olmayınca bu şimdi trafiği nasıl dağıtabiliriz, ne yapabiliriz, ne tip onlara önlemler alınabilirdi ama temel nedeni bu. Tam olarak yaşadığımız şey tekrar yani. Hikayeyi anlatayım ben. Çünkü adresi nereyi gösteriyor bakma. 14 Kasım'da Paris saldırısı oldu. Paris saldırının hakkında anonimus dünyaca böyle bir grup, hacker grubu. Dedi ki biz dedi DAEŞ'i destekleyen, IŞİD hangisi diyeceğimiz onu da şaşırdık. Destekleyen ülkelere, özellikle Türkiye'nin de bu konuda desteklediği gibi bir varsayımla ve bunu saldıracağız dedi. İngiltere Bakanlık da açıklama yaptı. Ve İngiltere Bakanlık açıklama yaptı ki IŞİD
ölümcül saldırılar yapacak dedi. Ölümcül saldırılar yapacak demek ne demek? Hastanedeki yoğun bakıma saldırıp oradaki cihazı fazla serum verebilir, fazla kan pompalayabilir. Bu çok tehlikeli işte. Yani. Tabii bunlar da yapılabilir. Çünkü hepsi internet bilgisayarla gerçekleşiyor bunların. Hepsi orada yapılıyor yani. Hı-hı. Şu an bilgisayarınızı şuradan yazılımı çıkarttığınız anda bu ne ya? Hiçbir şey yaramaz. Boş kutu. 5 liraya bile satamazsınız bunu. Ne yapacaksın diyecek yani. Teknolojik artık olacak yani. Dolayısıyla her şey buna dönüyor. Şimdi 14 Kasım'da, 24 Kasım'da da uçak krizi olunca bir de daha önce Rusya'nın böyle bir iki örneği oluyor. İşte Estonya'da bir heykel yıkılıyor. Rusya saldırıyor. Onu direktmen Rusya'nın da desteklediği varsayım. Üstlenmedi yine üzerine almadı ama Rusya'nın hacker grubu, siber korsan grubu üstlendi. Ya biz onlar şey çalışmıyoruz ya falan filan gayri resmi. 4 gün hiçbir şey yapılamadı. Yani bu ne demek? 4 gün evden çıkmayacaksın. Evden çıkmasan da bir şey yap. Telefonun da çalışmıyor. Çünkü internet telefonu da çalışmayacak vesaire falan filan yani 4 gün. Kilit. Kilitsin yani. İş de yapamayacaksın. İş de yani bir şey yapamazsın ki haber alamıyorsun, bir şey alamıyorsun, uçağa binemiyorsun. Yani bir şey yapamıyorsun 4 gün internetin olmadığı bir yerde, bilgisayarın çalışmadığı bir yerde. Bu oraya ama 14 Aralık'ta olunca 18 Aralık'ta anonimimiz üstlendi. Biz bunu desteklediği için yaptık. Şimdi finansal sistemlere saldıracağız dedi. Asıl büyük bomba da orada. Arkasından 4 büyük bankaya saldırdılar. Bankalar da şey dediler yani. İşte bakım nedeniyle sistemlerimiz bir süre çalışmayacak. Biz, o dipnot sorayım onu. Bize niye gerçeği söylemiyorlar? İşte bu gerçek bir şekilde ortaya çıkacak. Yani. Ve çıktı. Ya peki. Kardeşim ya bu çok kurum bakım nedeniyle çalışmıyor. Bakım ama o şey oldu. Hatta Avrupa Birliği dedi ki bir yasa çıkartmaya çalışıyor. Çıkarttı da sanırım. Siber saldırı yapılan kurum açıklayacak. Ya benim vatandaş olarak neyin ne olduğunu bilme hakkım var. Ya neyinden ziyade ben bir hastaneye siber saldırı olmuş o kuruma, hastaneye. Ben oraya organ bağışımı yapmışım. Değil mi? Ne kadar boyutlanıyor iş? Organ bağışı yapmışım. Organ bağışı yapıldığı zaman organ mafyasının eline düşebilir. Veya bir e-postasına giriyorlar, aynen kopyalıyorlar. Şimdi çok büyük bir holdingin para transferi yapıyorlar, para gönderiyorlar. İşte diyorlar ki ulusal kanalın alt kanalında ya yarın bize para göndereceksiniz. Konuşuyorsunuz, telefona da konuşuyorsunuz. İzliyorlar, o hesaptan gel şu banka değil de şu bankaya gönder diyor. Kendi hesabına gidiyor ya. Şimdi ben müşterime atak yapıldı. Ben de o müşteriye para ödeyeceğim. Bankadan ödüyorum parayı. Gerçeği bilmem lazım. Gerçeği bilmiyorum. Banka hesaplarımda gitmiş oluyor. Kredi kart bilgilerim, şifrelerim, ticari hesaplarım, ne bileyim atıyorum. O size gönderdiğim sizin kurumda videolarım var. Bunları montajlamak amacıyla getirmişim yani. Özel aile düğün fotoğraflarım vardır yani. Ya sadece bu anlamda bakmamak lazım. Kimlik bilgilerim var. Ben gittim etablik dün vergi dairesine kimlik bilgimi verdim. Her şeyi anlattık. Veya ne bileyim. O da gitti bilgisayara girdi. Derneğin yönetim kurulu üyesiyim işte orada. Bütün mal varlığımızı gidip anlatıyoruz, veriyoruz bunu. Şimdi hangi kurumun saldırıda bulunduğunu bileyim ki bana ne etkisi olacak? Çünkü bana zararı var. Benim kişisel bilgim gidebilir, param gidebilir, tapu kayıtlarım gidebilir. Çünkü böyle vakalar da işte, tapu kayıtlarını değiştirip sizin adınıza evi satıyor. Yani illa bu meselenin işte birinin işte terörü destekliyorsunuz, desteklemiyorsunuz falan demesi veya hani böyle bir doğru yanlış ama ilkesel duruşla ortaya çıkması değil. Bildiğiniz dolandırıcılık olarak tabii, tabii. Kullanılabilir bu tabii. Mesele. Ne niyetle baktığınıza bağlı yani. Bu kadar risk altındayız, doğru mu? Tabii. Yani tamamen her kesimin rahatça risk alabileceği. Nedir? Efendim? Yani şimdi bir kere o gerçek mi? İnternette bu siber saldırılarla ilgili böyle bir hani canlı bir şey seyredebiliyorsunuz. Evet, evet. O doğru mu? Evet, evet. Eğer doğruysa dehşet verici. Böyle her taraftan birdenbire saldırılar. Şöyle, tabii. Niye olur bu? Şöyle, o şöyle. Yani saldırı, şimdi bu şu anda bir hırsız ne yapar? Bir yeri soyacağı zaman orayı keşfe gider. Hı hı. Daha güvenli bir yerse daha iyi keşfe gider yani.
Şu an keşfedildi. Bizim gördüğümüz onlar, o keşif mi onlar? Keşif. Şu an onlar kullanıcı trafiği yani. Şu an digitalatak.com gibi iki tane web sitesinden görüyorsunuz. Hatta dün sakindi. Gece saat 2'de baktım. Türkiye'ye yine bir şeyler başlamış. Ama yoğun değil. Burada görüyorsunuz zaten. Yani bu bir trafik. Bu internet trafiği. O saldırı demeyelim bir çeşit. Ama saldırı şöyle yorumluyorsunuz. Ya benim ulusal kanala her gün 1000 kişi giriyor. Ama 5 milyon kişi giriyorsa sistemin kilitlenir. Hem sistem kilitlenir. Bu da bir anormallik var. Sürekli artıyorsa 1500, 2000, 3000 ya. Bir kampanyada başka bir şey de yapmadım. Burada bir anormallik var. Orada işte belirli bant yoğunluğunun dışına çıkınca, çünkü yollar belli. 10 şeritlik araba. Maksimum 12 araba gelmiş şu ana kadar. Bakıyorsunuz ki 37 zorlamaya çalışıyor. O haritadan onu görüyorsunuz. Yani tespit edilebiliyor artık ataklar, trafikler, şunlar bunlar veya saldırılar. Doğru mu? Şey olarak varlığı tespit edilebiliyor. Yani yoğun bir şey geldiğini görüyorsunuz. Çünkü peki, yoğun bir trafik geliyor. Çünkü zaten bunu güncel yaşamdan örnek verecek olursak ne yapıyorsunuz? Ben şu anda İstanbul trafiğine yola çıkarken bakıyorum belediyenin şeyinden. Yarım saat sonra ne olacak? Size onu da aşağı yukarı gösteriyor. Tahmin edebiliyorsunuz. Tahmin. Burada da bakıyorsunuz ki ya şu noktalardan hiç Türkiye'ye veriler gelmezdi ama şuradan daha normal bilgiler gelmeye başlıyor. Burada aşağı yukarı biraz görmeye çalışıyorsunuz. Peki, size bilgi veriyor. Ne bir 8 dakikamız var. Ne yapılması gerekiyor? Bu önemli. Dünya ne yapıyor? Nasıl tartışıyor? Şimdi burada geçenlerde bir bununla ilgili bir organizasyon da yaptınız. Evet, toplantı da yaptınız. Yani bunun yıllardır şeyin çözümü ben, ne? Çözüm. Bireysel çözümle kamu bazında çözüm. Şimdi kamu bazında, ülke bazında çözümden bahsedecek olursak bir tanesi bunu, bu 40 GB'lık dedim yani 40 şeritlik bir ataktı. Bunu aslında 100 şeritlik, 200 şeritlik atakları bazı ülkeler karşılayabiliyorlar. Yani senin fiber optik altyapını genişletmen gerekiyor bir. Kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Bunu da belediyeler yapmıyorlar. İzin vermiyorlar. Yani benim internet kullanımı belediye engelli. Bu altyapıların bir an önce yerel yönetimlerde bu şey, bununla açılıp benim o zaman bundan etkilenmem. En azından atakları karşılayabilirim. Etkilenmem. İkincisi, ciddi bir anlamda siber güvenlik elemanına ihtiyaç var. Var mı böyle bir kadro? Yok. Kadro yani var her, ama hayır, eleman yetiştiren mutlaka yok, kurum yok, şey yok. Kurumsallaşmış bir biçimde eğitim yapılmıyor anladığım tabii kadarıyla. Yok, bir çok fazla bir eğitim. Çok az sayıda iyi uzman var. O da belirli bir yerlerde çalışıyorlar. Şimdi bu konuda aynı devletin olduğu gibi sektörlerin de, kanalların, belki de ilk 500 şirketin hepsinin siber olaylara müdahale ekibi olması gerekiyor. Stratejileri, kritik altyapıların hemen belirlenmesi gerekiyor. Hastane, ulaşım, itfaiye, işte PTT, bilmem ne, bankalar vesaire gibi, telekom, yani benim acil olarak ulaşım. Bu kritik altyapılarını belirlenip bu altyapılarda farkındalığın da yapılması gerekiyor. Kriz yönetiminden bahsediyorsunuz. Tabii bu risk yönetimi. Üniversitelere kesinlikle bu birimler açılması lazım. Ders verilmesi lazım. İlkokuldan başlatılması lazım bunlar. Bir başka şey de gelecek olursak, yerli güvenlik araçlar kullanmamız lazım. Yani çünkü şu anda kullandığımız bu konudaki güvenlik aletlerin yüzde bilmem kaçı yani Amerika ve İsrail oluşturuyor. Yani yerli yazılımlar başta olmak üzere bizim bu, yerleşmemiz gerekiyor. Çünkü benim güvenliğimi benim yazılımımla, benim cihazımla, ki ne yazdığımı bileyim. Ne noktadayız orada? Yani şu an yok. Yok denecek kadarız. Birkaç tane küçük ölçekli firma da var. Bunlar da birbirle şey çalışmıyorlar, hizmet veren güvenlik anlamında. Entegre çalışmıyor. Entegre çalışmıyorlar. Güvenlik konusunda ne kadardır ondan da emin değiliz. Güvenlik konusunda ne kadar, yani bu güvenlik sertifikalarının verilmesi lazım. Acilen kendi yazılımımızı, kendi cihazlarımızı geliştirmemiz lazım. Üniversiteden tüm okul, öncelikle Bakanlar Kurulu çerçevesinde tüm kurumların bu şekilde bilgilendirilip çalışması gerekiyor. Yerel yönetimlerin bu konuya ağırlık vermesi lazım. Üniversitelerin, eğitim kurumlarının farkındalık çalışmalarını anlatması lazım. Dünya biz Türkiye Bilişim Derneği olarak, tabii biz Türkiye Bilişim Derneği'nin siber güvenlik kullanıcı kavramını attık. Bunun eğitimlerini vermek istiyoruz. Yani ben siber güvenilir anlamında ne kadar güvenilirim? Belki kurumlara,
bankalara, hastanelere, özel şirketlere, belediyelere süper güvenilirlik çok kritik bir şeyi ve lisansı verilmesi lazım. Bir para transferinden bahsediyorsunuz ki Türkçesi soygundur. Bir hastaya fazla serum verilmesinden bahsediyorsunuz. Günlük hayatta kimsenin kontrolü. Bunu kamunun ciddi ders çalışması gereken bir alandan bahsediyoruz. Kendimizin de. Yani ben şimdi şey yapabilirim. Gece bekçileri vardı eskiden. Bekçi varken ben kapımı açık bırakır mıydım? Bırakmıyoruz. Yani. Kendim de bu önlemleri alacak şekilde bilinçlenmem lazım. Farkında olmam lazım. Bunları söylemem lazım. Yani kardeşim ben senin yüzünden, sen beni bilgilendirme için beni dolandırıyorsun. Beni bilgilendir. Ben internet bankacılığı giriyorum. Bunu yapıyorum. Ne başıma ne geleceğini bilmiyor musun? Ama beni de güvenli hale getir. Bu konuda da yatırım yapın. Yok şu anda arayın. İnterneti arayın. Bilmem kaç 40 milyon kullanıcı diyoruz. 40 milyon akıllı telefon var. Kaç tane temel düzeyde bilgi güvenliği eğitimi var? Vatandaşa yönelik. Vatandaşı her taraf bir sürü eğitimlerle dolu, farkındalık seminerlerle bir sürü şeyler dolu. Kaç yerel yönetim, kaç tane halk eğitim vesaire veya okul bu konuda şey veriyorsun, alabileceğiniz yer. Ben bilmiyorum şu anda. Ben şu anda sizi yönlendireceğim bir yer yok. Temel farkındalık anlamında bir iki tane bu hizmeti yapan eğitim kurumu haricinde onlara da gönderdiğimiz takdirde şeyde kapasite çalışacak. Peki mesela eğitimle, ilkokuldan başlayan bir eğitimle uzun vadede, orta vadede kuşakları, vatandaşı bilinçlendirebiliriz. Ama bugünden kısa, orta ve uzun vadeli bir strateji yapsak, tamam bu uzun vadeli. İnsanlarımızı bilinçlendirelim. Acil eylem planı ne şu anda? Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi acil eylem planı bir kere bu tip saldırıla bu hırsız geldi, gözetledi, tamam. İhsarlarımızı gördü. Daha büyük bir zararla karşılaşmamak için yıkabilir, bilgileri tamamen silebilir. Tamamen değiştirebilir, yok edebilir. Bu kurumların bir araya gelip hızlı bir şekilde bu çalışmaları yapıp siber eylem planlarını oluruz. Acil eylem planı olarak valiliklere, büyük şirketlere, medyaya. Medya da bundan korkuyor. Bu medyada çok haber yapan yok. Sanki hiçbir şey olmamış. Yani bir tamamen dijital güvenlik ekosistemi çerçevesinde devlet, yerel yönetimler, STK'lar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ortak bir çalışma platformunda birkaç toplanması lazım. Şu ana kadar ben bir şey görmedim yani. Şu an böyle bir çalışma hali daha yok. Bir organizasyonunuz oldu. O da zaten bu olaylardan önce zaten organize edilmiş bir toplantıydı yani. Öyle bir gördüğümüz için bunu. Böyle bir şeyle başlayalım. Boğaziçi Üniversitesi ile bu konuda dedi ki böyle bu üniversite olarak strateji ele alalım. Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ, Yıldız Teknik bunlar güvenilir insan, güvenilir şey. Daha üniversitelerin başında geliyor. Biz bu stratejiyi ele alalım akademisyenlerle. Bunu tutturalım, bir plan olarak gündeme sunalım ve bu yolda izleyelim. Yani siz daha ortada bir sıkıntı yokken bizim bunu tartışmamız tabii lazım diye bir araya gelmeye karar vermişsiniz. Biz 6 gün boyunca yaklaşık 8 tane uzmanla akşama kadar bunu tartıştık. Kurum olarak siber olaylara müdahale ekibi nasıl olması lazım? Görevleri ne? Uluslararası örnekler ne? Halk olarak ne yapmamız lazım? Hangi araçları öncesinde, hangi araçları kullanmamız lazım? Olay esnasında hangi araçları kullanmamız lazım? Sonrasında cezaya doğru adli bilişime dayanan kısımlarda neler işlememiz gerekiyor? O zaman yani süren bitti ama şunu çok rahat söyleyebiliriz. Eğer devlet böyle bir strateji yapmaya karar verirse zaten ön çalışması yapılmış. Ön çalışmasını yaptık. Rahatlıkla. En azından üniversiteleri, STK'ları örnek çalışma bizde var. Yani sizinle iletişime geçtiklerinde rahatlıkla bu işin master'ını en azından alabilirler ve üstünde tartışılabilir, konuşulabilir tabii yine ama şu anda hazır bir çalışma da var. Yani anladım, bir başlatılmış. Başlatılmışı var. Bu çok önemli. Evet. Ürkütücüydü anlattıklarınız. Yani maalesef. Şu açıdan, yani yaşananlar açısından. Millet korkar ürker diye bunu yapmamaya çalışıyor ama. Yok, bunu konuşmak lazım. Yaşananlar açısından ürkmek çok önemli değil ama geleceğin dünya ekonomisinde, politikasında nasıl bir fotoğrafla karşı karşıya kalacağımızı hem devletler bazında hem de vatandaş bazında çok net ortaya koydunuz. Evet. Gözlerimizi kapatarak da bir şey yapamayız. Çalışmamız gerekiyor. Elinize sağlık. Siz bir çalışma başlatmışsınız. Teşekkür ederiz. Siz de duyarlı birkaç basından birisiniz. Bizi çağırdınız. Bu konuda Türkinternet.com'da çok güzel çalışmalar yaptı. Füsun Hanım'a da burada teşekkür ediyoruz. Gerçekten birkaç duyarlı muhabirden hakkınızı. Yani bunu mutlaka devletin en azından sizle iletişime geçmesi gerekiyor. Benim bugün buradan anladığım bu.
Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilişim Strateji Uzmanı Sayın Levent Karadağ. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür zaman zaman rahatsız etmek isteriz sizi. Rica ederim. Her zaman destek veririz. Bunun alt başlıklarını da açmak lazım. Yani sektörel olarak baktığınızda firmalar sokaktaki ne yapabilir, vatandaş ne yapabilir hepsini vatandaş alt başlıklarında açmakta fayda var. Zaten öyle bir çalışma yapıyoruz. Çocukların internet güvenliği kullanımıyla ilgili bir çalışma. Onu da bir gün konuşuruz burada. Evet. Sayın Karadağ çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Evet, hani korkunun ecele faydası yok derler ya, dünya bunu tartışıyor, konuşuyor. Bir tarafta farklı bir strateji geliştiriliyor. Devletler de, bireyler de kendini korumaya çalışıyor ama sanıyorum kamu gerekli organizasyonu yapmazsa birey olarak bizim korunma şansımız ancak bu virüs veya siber korunma programlarını kullanarak olacak. Ama mutlaka tartışılması gerekiyor. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Bize bilgi vermekten korkmayın. Hoşçakalın.